Herkese yeni bir günden, yeni bir vlogdan, yağmurlu havadan herkese günaydın sevgili tankçı kankalarım. Ne yaptık? Herkese yeni bir günden, yeni bir vlogdan merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar, tam böyle kapının önünde açılışım yapıyordum. Çok yağmurdan kapatmak zorunda kaldım. Niye benim tabağımda iki tane sarı var? Ben koymuşum. Bir tanesini bağırayım ben. Tamam. Yoksa tabii. Be oğlum, sen bir kolesterolden öldürecek mi? Benim kolesterolüm falan yok. Hayır, bir de benim yumurtamı almış ya kendine. Yok, iki tane koydu zaten. Ha, yok yok, tamam. Ben yumurta yemeyeceğim. Hayır, tam ye sen ya. Ama yemeyeceğim. O yok, anne hesabında yok zaten. Başka Allah yani, Allah, annem hesabımda yoktu diyor. Yok. Ben yemeyeceğim. Kaynatırken anne kaynatmadım. Ha, istemediğim miydi? İstemedim ben. Aslı, o zaman tamam. Evet, vallahi büyük bir curcunayla. Gerçi curcuna değil, sadece Gülşen'in giyinmesini beklemekten birazcık geciktik ama sonunda şöyle güzel bir ailece pazar kahvaltısına geldik. Valla uzun zaman oldu ha böyle oturup. Gerçi ben geçen sizden oturdum ama çoluk çocuk yoktu. Bir de şöyle Mertliada 5.45'te böyle bir kahvaltı yapabilirsek. İnşallah. Hafta içi gelin buyurun. Bunlar çok cimri, ne yiyecek? Hafta içi, tabii. Hafta içi çare. Çalışıyoruz ya biz. Çok cimri, çok. Ne alaka be? Hayır, alakası yok. Ver, gel. Ablama ver, ben nasıl etiketim. Ben misafiri severim. Bak, sadece denk gelmedi bu ara. Bak, ekmek de yaptım. Aa, evet gördüm. Evet arkadaşlar, valla şöyle. Oğlum, ekmek yesene Ömer. Çok güzel ekmek. Hı-hı. Anneanne bak, gözleme yapmış oğlum. Şöyle peynir tabakları, rokolar, biber kızartması. Şurada da biber kızartması. Ha? Yiyecek. Aa, havuç mu? Hı hı. Aa, çok severim. Ha, bu da şeydi. Dün bir şey yaptım. Aldın? Ben lazanya yaptım da. Ne o? İşte tüm fişleri karıştırıp böyle şey yaptım. Ha, bak sana ben geçen dedim. Hı-hı. Hava yaptıydı lazanyayı, tüm fişli diye. Bak, hı-hı, annem de çok yapmış. Güzel, çok güzel oldu. Çok güzel oluyor. Ha ha, vallahi ben de Hava ilk evlendiği zaman yaptıydı. Salata gibi oldu, baksana. Hı-hı. Güzel güzel. Bu arada benim yumurtayı da götürdü. Oha, Mikael ne yapıyorsun lan? Oha, oha. Oğlum, geride kalanları da bıraksa, hemen kapadı verdi bir de. başka yok. Annem niye öyle yapıyorsun? Onları ben kestirdim, biz 10 euroluk pasını. Ben de onu yerim haftaya. Gel gel. Salı günü gelin. Ben de onu yerim. Salı günü. Gelirim ben salı günü. Şey, gerçi işten bir şey gelirim. Onu bir de falan yerim. Kaçtı çünkü. Tam kahvaltı saati işte. Olur. Tamam. Hadi bakalım arkadaşlar, böyle şimdi oturalım, İyiyim. Afiyetle ekmek kahvaltımızı yapalım. Evet arkadaşlar. Bu taksicilerin derdi bitmiyor yemin ederim. Baba kız kavga ediyor. Babam diyor ki seni inşallah yarın 2 saat çalıştırırlar. Baba, kızından aynı yerde çalışmak nasıl bir şey? Ta hiç konuşamadık bir yerde. Geçen müşteri bırakıyor. Müşteriyi bıraktım. Ha? Ha, tamam. Bence de süt zaten çok taze. Ben doğru müşteriyi bıraktım diyorum. Baktım babam sözlerini, Özge diyor. Efendim ya, aferin, iyi yapmışsın. Bundan doğru görüşüyoruz işte. Evet, sizlere şöyle güzel yumuşak bir kalıp kek tarifi vereyim. 3 tane yumurta arkadaşlar. 1 su bardağı. Hayır, şeker. Ben de çektim aslında. Anama böyle bir şey almıştık hediye. Terfi ediyor bugün. Bugün terfi edecek. Yeni evine ulaşacak inşallah. Dur şimdi ben de hemen çekeyim. Bunu babamla anneme biz almıştık. Doğum günü hediyesi. Geçen sene mi? Ondan önceki sene mi ne? Yok. 3-4 sene oluyor. İndir şunu aşağıya. Bak, şuraya basıp da indirmem lazım. Ben basıyorum. Sen indir. Dur. Şimdilik. Evet. Evet arkadaşlar. Şimdi bir bardak sütünü ilave ettim. Yarım su bardağı sıvı yağ ilave ettim. Bir tatlı kaşığından azıcık fazla, babam duymasın, tereyağı koydum. Babam duymasın. Annem duydu bir şey. O diyor, dikkatini çekelim. Margarin değil dedi, tereyağı dedi. Tereyağlı şimdi yemeyelim mi? Babamın evinde tereyağı bulmuşum. Neyse, uygunu almışsın anne. Bir şey mi dedi? Evet arkadaşlar, annem bize şöyle birer kasede süt, babam bugün çiftliğe gitmiş. Hem böyle taze yumurtalar almış bize kendisine. Ciddi çağırdım diyor, zarara girdi. Sorma. Bir kuşluk yiyecek yediler diyor. Ne diyorsun, ne diyorsun? Kahvaltı çağırıyorum diyor. Bir senin yiyeceği yala gidiyor. Çekti, az sonra akşam yemeydi derken tamam. Ben macunlu kıymaydım. Bak gelin, biz ayda bir kere gelelim, iyi oluyor öyle. Her gün geldiğimizi düşünsene.
Ömer Halis arkadaşlar dünden beri deli etti bizi anneannemde yatacak. Ne ben ya? Sizin çocuğunuz olayım diyor. Anneannem ben sizin çocuğunuz olayım diyor. Zaten çocuk yediği gibi olmadı. Zaten çocuğumuzsunuz. Ay, Ömer Halis sen anneannenin ve dedenin mi çocuğu olmak istiyorsun? Bunu bana da yollamış. Evet. 2 su bardağı da un. Arkadaşlar. Onun böyle acıktım dediğine bakmıyor. Acıktım diyorsa tatlı çerez istiyor. Tatlı istiyor. Anne süt hep döktün gı. Çocuğum bu otele mi geldin? 5 yıldızlı. Şu bir şey bize yap. Şuradan şu bezini seversen. 5 yıldızlı geldi misin? Daha yeni gidip sofrayı tacı verdim. Kız o öyle. Şey Özge azıcık da limon rendeledi. Bismillah demedi. 5 yıldızlı. Çektim ocakla atmadıkları şey kalmadı içine. Ne atıyorsun gı? Ay de... limon çok sıkma. Kız aynen bin de atın hayır, bari. Hayır bu tamam. Fazla tat vermiyor. Ya benim çektim adı. En çok şey süt, en çok yoğurt. En çok da yoğurtlarsın. Karıştırırsın kapı karbonatla. Ne yok mu? Başka derdi? Dondurma. Bir de dondurma. Evet. Nasrettin Hoca. <Aynen. gülüyor> Nasrettin Hoca. Böyle bu hocam ben şeye böldüm. Evet, annem hepimize yoğurt yapıyor. Aynen öyle. Bunu ne yapıyor? Bunları da kavanoza çıkıyor. Ellerim dolu. Bizi ben kavanozda alırım dedim anneme. Ben de. Bize kavanoz... Bana da kavanoz değil mi? Hı. Teki dedemlerin mi? Hı hı. Bir tane de annemlerin. Hayırlı şunu, gelin. Şunu dedenleri çağırdım. Fazla tatlı. Güzel oldu yani. Sökeyim içinde çekim yapıyoruz. Senin kameran daha güzel ha. 14 Pro. Benimkisi bu kadar. Baştan iyiydi de şimdi şey oldu. Sen bir de bir resim çekiyor o. Evet maşallah. Keki yaptık. Keki fırına sürdüm. Ömer Halis çikolata şeker demeye başladı. Evde bir iki bir şeyler vardı. Gidelim ben evden alayım geleyim dedim. Çünkü bugün annemlerde yatacaklar da. Annemlerde de her tür çerez var. Ama böyle şeker çikolata tanesi yok. Çünkü onlar yemiyor, tüketmiyor. Neyse baktım evdekileri de bitirmişler, tüketmişler. Dedim ki 2 dakika. Benzinlikten, benzin istasyonundan alayım dedim. Esso tankçılarından. Oraya gidene kadar hiçbir şey yoktu. Benzinlikten öyle 3-5 bir şeyler aldım çocuklar için. Çıktım. Araba tıkır 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 etmeye başladı. Ömer Halis'in anaokulunun caddesine girdim. Araba bildiğiniz böyle sallanmaya başladı. Sanki altında, arabanın altında bir parça kopmuş. Böyle sağa sola sallanıyor gibi. Gidemiyorum devam. Bir durdum arabayı stop ettim. Tekrar çalıştırdım. Birkaç adım böyle gittim arabayla. Aa, yok değil olmuyor. Turgut'u aradım. Anne bu buraya daha yakın. Babamı da çağırabilirdim de şimdi izin günde uğraştırmayayım adamı. Bu arabanın da lastiklerini yeni değiştirdiler ya. Bir iki bir şeyler yapıldı. Güya arabaya bir şeyler yapıldı. Arabayı aldığımdan beri masraf yapıyorum yemin ederim. Yani araba gerçekten şans işi. Yemin ederim araba şans işi. 1700 euro araba aldım. 600 euro öyle masraf çıktı. 150 euro geçen 4 tane lastiklerini değiştirdim. 150 euro verdim. Yok bitmiyor masrafı. Yemin ederim bitmiyor. Şimdi de bak bozuldu kaldım yani burada böyle. Arabanın içinde mahsur kaldım yağmurda. Sinirlerim bozuldu yemin ederim. Vallahi sinirlerim bozuldu. Turgut'u da bekle ki gelsin. Ona da nerede olduğumu anlatana kadar. Öyle. Yemin ederim eve gidip yatıp hiçbir şey yapasım yok. Birazdan annemlerde bir kahve içerim. Ondan sonra eve geçeyim. Mikael kalmak istemedi zaten. Belki babasına geçer bilmiyorum. O zaten 5'te sohbetim var diyordu. Onu camiye bırakır. Ondan sonra onu camiye bırakınca dedemlere geçerim. 6.30'da bitiyor çünkü sohbet. O ara 1.5 saat dedemlerde durmuş olurum. Sonra Mikail alır artık ben eve geçerim. İnanın şu an yorganın altına girip öyle yatmak istiyorum. Hiçbir şey yemeden içmeden öylece yatmak istiyorum saatlerce. Değişik bir yorgunluk var üstümde. Kırgınlık. Değişik yani. Depresyondayım. Unutuldum. Aldatıldım. (Gülüyor)
sevgilimden ayrıldım. Çok yalnızmışım. Ay ben seviyorum yalnızlığı. Sakın bu tamamen sadece bir şarkıdan ibaret yani. Yaşasın özgürlük. Bekarlık sultanlık kesinlikle. Ümidim gelmez. Ebedi gelmez. Babamı arasam mı ki? Evet arkadaşlar, demiştim ya, arabaya işte bir sürü masraf yaptım ettim, daha lastiklerini yeni değiştirdim diye. Resmen lastikleri değiştirdiğimiz ara bakın güzel sıkmamışlar. Resmen cıvatarın teki çıkmış. Şu da boşta. Dedim ki şimdi dedim gidip dedim kavga edilmeyecek bir şey mi? Resmen insan hayatıyla oynamak yani. Hayır Allah'tan otobana falan çıkmadım. Ben zaten anladım bir şey olduğunu. Çünkü araba normal gitmiyor yani, resmen sallanıyor. Beni sağa sola savuruyor. Zaten şey aldım, arabayı biri aldım. 10-10 yani şöyle park yapabileceğim bir yere çektim. Resmen cıvatasının teki gitmiş. İkincisi de sallı böyle bir şey yok. Valla şu an çok sinirliyim. Ay inanılmaz bir şekilde çok sinirliyim. Hiç olacak yapılacak bir hata değil ya. Allah korusun 3 tane çocuk taşıyorum ya ben bunun içinde. Evet arkadaşlar. Valla Turgut şimdi sıkılamaya çalışıyor. Ben onun arabasıyla 2 dakika gittim. Babamın takım sandığını aldım. Bizim evdeydi zaten o. Geçen benim arabada lastik patlamıştı biliyorsunuz, değiştirirken bizde kalmıştı. Turgut'u da işte hani nereden itibaren sallanmaya başladıysam orada bıraktım. Oradan tekrardan yine yürüye yürüye buraya geldi. Hani belki cıvatasını bu, ama belki de önceden düştü Turgut. Ama düşse hemen orada sallanır değil mi? Yok. Şimdi o düştü. Öncüler de gevşek. He, o yüzden bence. Çünkü mesela dün de hiçbir şey hissetmedim. Bugün mesela oraya gidene kadar da hiçbir şey hissetmedim. Yoktu yani bir şey. Bizim bunu naksin yapmamız lazımdı. Ben onu unuttum. Naksin yapmayı unuttum. Bak bunlar taş gibi. Hayır bence tamam. Hadi sen belki unutmuş olabilirsin ama onun da sonuçta ya, para... Orada bir şey yapmışlar. Aynı. Evet çünkü senin lastiklerini değiştirirken ben Haşim'de mesela değiştirdiydi. Ben adam mesela yaparken Ömer Halis onun yanında durmak istiyor diye otomatikman ha yok video çekebiliyorum diye. Mesela video çekmiştim. Bunlar taş gibi konulamıyor bile. Adam 3 kere kontrol etti mesela hepsini tek tek. Belli ki onu onlar şey artık sohbete mi daldı neye daldı? Sohbete değil de. Bir dalgınlığına gelmiş ama. Ben de başındaydım da o ara ben patronumla konuşuyorum işçiyi. Takip edemedim. Aklım çıktı ama ya. Çok da sinirliyim. Gider değil mi şimdi öyle? Gider. Peki onun şeyi nereden bulacağız yediğini? Götüreceksin adama daksın. Büyük ihtimalle vardır. Daha 20 arada borcumuz var zaten, ona vermedim o parayı. Büyük ihtimalle verme zaten. Bir zahmet. Bence hatta parayı da geri al 150 euro. Bunu da babama vereyim bari şimdi. Neyse bakayım yavaş yavaş derim ben şimdi. Aa olmadı, bir şey çıkardı içinden. Tamam tamam şu. Ah benim. Yordum seni pazar pazar. Kusura bakma. Babam bu arada bunun şeylerini almış bana, dedi ki Haşim'e bir soru istersen dedi Adile veya. Neyi? Ben şey istediydim. Sistem işte, otomatik sistem. Gerçi bu arabaya 5 euro bile harcama değmez ya. O da aynı bir konu. Gelmiş paket. Neyse bakalım. Şimdi dedemlere geldim. Mikail'le. Turgut dedi. Arkası dönüyor bak. Turgut dedi ki ben de göreyim, görmedim daha onları dedi. Amcam da buradaymış. Aa olmuyordu ki. Amcamı bir arasana. Ömer Halis'in Ömer Halis'in dediği gibi varsın fakir. Şey amcam arasana, zilleri çalışmıyor aşağıdan. Ha oldu. Arkadaşlar vallahi ben gidip gelene kadar kek yarılanmış. Kekime bakar mısınız? Pamuk gibi. Pamuk gibi. Tamam ben şöyle bir dilim keselim. Evet arkadaşlar ben tekrardan yine annemlere geldim. Ben dedemlerdeyken annemle Özge de lahmacun içi hazırlamışlar. Hamuru falan yoğurmuşlar. Çocuklara bugün böyle lahmacun yapalım diye. Biz de işte amcam da oradaydı. Turgut da oradaydı. Babam da oradaydı. Babamla ben buraya geldim döndüm.
Mikail amcamlara gitti. Orada yapmak istedi. Okullar da tatil biliyorsunuz. Amcılar. Ay hayır be. Hakkı deden de diyecektim be. Öyle yanlışlıkla söyledim. Mikail dedesinde kalacak. Hakkı dedesinin yanında babaannesine bakacak. Biz de dedemle babaannemin yatağını falan yönünü değiştirdik. Altını değiştirdik. Üstünü değiştirdik derken bayağı kaldım orada. Öyle bakalım. Şimdi birazdan lahmacunlarımızı yapacağız. Yaparken size birazcık yapım aşamasını tekrar yine gösteririm. Ondan sonra ben artık eve gideceğim. Ondan sonra artık me time. Ben de me time. Banyoyu doldurdum ben bugün. Ay ben dün yaptım onu. Gidince banyoyu doldurayım bari. Ben yaptım, iyi geldi. Neyse böyle bakalım. Bir yandan da şöyle el işi yapıyoruz anacığımla. Ben de annemin dün devam ettim. Öyle. Şurada mı olmuştu? Sıkıldı. Bunu da kendime bere yapıyorum, bere. Bir düz bir ters bere. Şöyle. Ne zaman bitecek bakalım. Şuna bakar mısınız ya? Nerede keyif yapayım? Şuna bakar mısınız ya? Nerede keyif yapayım diyor. Ne ara keyif yapayım anacığım? Ay telefon ekran resmimi göstereyim size. Ne kadar güzelim, ne kadar güzelim. Neyse. Nereye girmeyeyim? Kimseyi. İzin vermiyoruz, gelemezsiniz. Kimsey? No no. Çekil oradan. Bu amla evde yok. Bu. Bu. Anamın an babam bizi terk etti gitti la onlar. Yaz bunları, ben bilim senin telefondan çektim ha. Olsun. Sen seslerini kapat burada, ben kendi sesimi duyarım. Evet arkadaşlar, şimdi lahmacunu pişirme vaktimiz geldi. Ben pişirme faslındayım. Özge de şöyle açıp doldurma faslında. İçimiz şöyle. Bir karıştır bakayım. Bakın. Vallahi lahmacuncular haf etmiş. Evet. Benim içim güzel oluyor. Kıyma da taze kıyma. Dün amcam tekkeden almış. Yani tekke alışverişe gitmiş. Annemi de aramış işte yenge bir şey istiyor mu diye. Annem de 2 kilo kıyma aldırmış. Öyle bakalım. Silex de benim. Ama hiç evinde değil. Hep anamlarda. Senin Silex, senin elektrişi, evet, elektro şeyleri de burada. Sürtükler hep sokaktalar. Evet ya. Mal sahibine benzermiş. Evet. Çok sahibine benzermiş. Hiç evde durmayı sevmiyor bu makineler. Neyse bakalım hadi. Soğanımız, anamın turşusu. Bana da yolla diyene kadar getir telefonunu. Gel. Elim onun ya. Ver bana. Ver bana. Anne sen konuşma yap desem sen yiyor. Şöyle Ömer Haris güzel olmuş mu oğlum? Hı-hı. Ya. Benim. Hı-hı. Afiyet olsun. Sen bugün burada mı yatacaksın? Hı-hı. Yarın da kal. Tamam. Tamam diyor. Gülşen'in daha otomasında uyuyor. Yok onu ben kaldırdım Gülşen, uyuyakam. Sabah saat yüzüne yandım onun uşakları diyorum. Sabahın altısında kalkıyorlar. İnsan açık şöyle bir elin uşakları gibi 12'ye kadar uyuyor. Gecelerini çekmişler. Bana da çekmişler. Sabah 5'te kalkıyor. Biz de uyumazdık değil mi anne? Ama biz de geç uyumazdık. Ben genç kız kendi hiç uyumazdım ama. Bizim erken kalkan birisi. 5-6'da değil tabii ki de. 7'de kalkıyorduk ama biz de. En geç 8. Ama bak biz nasılsak bunlar da öyle. Hayatta ses yapmazlar. Aslında en güzel tabii ki de. İşte şimdi televizyondan ziyade telefon. Neyse bakalım böyle. Afiyet olsun küçük aşkım. Çok güzel. Gel küçük anne. Evet arkadaşlar, benden bizden bugünlük bu vlogluk bu kadar. Umarım inşallah keyifle izlediğiniz bir vlog olmuştur. Bir sonraki vlogda burada sizlerle görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun ve hoşça kalın.